Beni bir daha böyle göremezsiniz gençler. Biz nasıl video çekiyorsun? Dostlar, bugün bizim evlilik yıl dönümümüz aynı zamanda 26 Temmuz 2022 tam 4 yıl oldu. Evet, çıtamız bağlandı. Tam 180 çeşit çay var burada arkadaşlar. İlham Aliyev burayı ziyaret etmiş. Yaşar yine cahil cahil işler yapıyor. Canlar merhaba. Lenkeran'dan hepinizi selamlıyoruz. Çay bahçesine geldik dostlar. Lenkeran çayıyla ünlü bir şehir. Bizim evet. Rize gibi yani. İki şeyle ünlü. Bir limonuyla bir de çayıyla. Evet. Çayı da limonla içiyorlar zaten. Evet. Şimdi güzel bir restoran var. Yemek yiyip çay içebiliyorsunuz. Değişik tarz çayları falan var. Hem de burada çay bahçelerinde dolaşabiliyorsunuz. Fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Lenkeran'ın en ünlü şeyi çay olduğu için burada her zaman çok kaliteli çay içilmiş. Gerçekten evet. Buranın çayını içenler başka çay pek içemiyor. Biz de hep buradan getirtiyoruz Türkiye'ye çayı. Yaşar Bey çocukla bu puseti taşımak nasıl bir duygu? Göbeğim çıkmaz. Minnoz. Minnoz. Yer bulamadık bayağı bir. Nereye gitsek diye düşünürken şimdi bir yer bulduk. Ay başvurdum. Sen boyun palazladın, ben boyun böyüydü. Ben bu yanlarını seçtim sen. En iyi mahal. Sen çekin sen ama. Ben de seçtim. Orada başkası görmüyor musun da bizden başka? Aa. Öyle mi? Kestane bağlattırdıydı herhalde. Aa, püllük işte. Kabağı seç, kabağı. Şimdi dostlar böyle ayrı mutfak gibi şeyler, balkon gibi ne derler yerler var. Buraları, burası size ait oluyor ve orada sizden başka kimse girmiyormuş. Bunun için 150 manatlık yemek yemeniz gerekiyormuş en az. Yani 1500 TL. Bakalım. Yiyeceğiz inşallah. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz aynı zamanda 26 Temmuz 2022 tam 4 yıl oldu. Azerbaycan'daki düğünümüzün üzerinden tam 4 yıl geçti. Ve bugünü biz böyle güzel bir kutlama yapalım diyorduk zaten. O da buraya nasipmiş. Burada işte ailecek vakit geçireceğiz. Evet. Güzel bir şekilde. Yorumlarda bir evlilik yıl dönümümüzü kutlarsınız. Evet canlar. Azerbaycan'ın 75 tane şehri var. Lenkeran'da bu 75 şehirden en büyük 5 tanesinden bir tanesi. Ve arkada gördüğünüzde Lenkeran'ın çay bahçeleri. Buradan biz çay gönderiyorlar. Biz nasıl video çekiyorsun? Kızım kızım. Biz çekme. Kızım kızım. Ne danıştın? Sır. İzleyicilerimizle benim aramda. Her şeyi karıya söylemeyeceksin. Her şeyi karıya söylersen sıkıntı. Kanala abone olmayı da unutmuyoruz canlar. Değil mi? Yani sonuçta şu an gidip mesela oturup şurada oradan mezelere falan ekmek bandırıp yiyebilirdim ama sizin için çekiliş yapıyoruz. Ve şurada gerçekten manzara çok güzel. Yemyeşil. Her taraf yeşillik.
ve sakin. Normalde biliyorsunuz biz yemek videoları çekmiyoruz. Çok da YouTube'da ama yemek siz videoları istediniz. Evet. Siz istediniz. Yemek videoları paylaşmanın taraftarı değiliz ama siz çok istediniz. Bir de Azerbaycan'ın yemekleriyle adetleri çok merak ediliyor. Bizim oturduğumuz yer şurası arkadaşlar. Biraz gözde bilsinmişler. Şu anda yeşil çay bahçelerinin içine girdim. Bahçe değil hatta, tarla diyebiliriz. İleriye gidiyorum. Uyarıncaya kadar gideceğim. Muhtemelen uyarmazlar. Ama böyle gerçekten çayın kokusunu hissediyorsunuz yani burada. Güzel ve huzurlu bir alan. Yoruldum. Yeter bu kadar. Gidip yemağımı yiyeceğim. Selamünaleyküm. Kıyamet. Bu ne plov da? Zeferan plov. Bu da şüyüt plov. Ya bu şeydi, yağdı. Tereyağı. Afet, kıyamet, metanet. Şimdi bu neyse tantatı? Şu patlıcan, şu kükü, tütün tercihi neden ha? Goz, soğan. Goz, soğan, bir şeyler. Yumurta. Yumurta. Goz, ceviz, soğan ve yumurta karışımından kek gibi bir et yemeği gibi bir şey yapıyorlar. Bunlar kayısı, patlıcan, bu levengi. Levengi de Azerbaycan'a has bir yemek. O da cevizle soğandan yapılıyor ve direkt burada ve çok lezzetli. Sadece levenci yemek için başka şehirlerden Lenkeran'a geliyorlar. Bunlar kayısı ve kuru üzümler. Normalde bazı pilavlarda şey de oluyor, işte badem falan, kuru yemiş de oluyor. Ve ortasına da tavuk koyuyorlar bunun. Tavuk böyle parçalayıp herkes dağıtıyor. Ortak böyle bir tabakta geliyor. Değil mi Hatice? Beni bir daha böyle göremezsiniz gençler. Yaşar yine cahil cahil işler yapıyor orada. Cahillik. Diyabırçılık. Kimse görmesin. Ha. İşte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burayı ziyaret etmiş. İşte Lenkeran çayının incelemiş özelliklerini falan. Onun görselleri. Allah güvet etsin. Burada çayların türleri var dostlar. Zencefilli çay, narın çayı. Neçe çeşit çay var burada? 180 çeşit. Tam 180 çeşit çay var burada arkadaşlar. Bunlar da Lenkeran'ın milli atributları dostlar. Bunlar hep Lenkeran'da üretilmiş. Bu restoranda dediğimiz gibi 180 çeşit çay bulunuyor. Burada kocaman bir ansiklopedi var arkadaşlar. Aşırı kalın bir kitap. Ayrıca banketler de var dostlar. Yani böyle ayrı salon şeklinde odalar. Hani birlikte oturmak istemezseniz buraya gelip burada ayrıca oturabiliyorsunuz. Burada da çok güzel el işlemeli bir halı. Direkt halı bu. Her yerin ayrı kliması var tabii. Ve buradan pencereleri açıyorlar. Tam böyle yeşilliğin, çay bahçesinin içerisine görmüş oluyorsunuz. Burada Lenkeran'ın milli giyimleri satılıyor dostlar. Canlar,
Buranın balkonunda oturdum. İçeride çocuklar oynuyor. Çok güzel rüzgar esiyor burada. Şimdi masayı toplayacaklar. Birazdan çay sofrası gelecek. Ünlü Lenkeran çayı ve çeşitleri gelecek. Bir de çay içeceğiz. Hani bakalım nasıl. Ben de çok çeşit denememişim. Bak bu arada şunlara bak. Dağıtıyorlar içeriği. Evet, çıtamız bağlandı. Canım. Bu cennet halvasıdır, cennet halvası. Ne bir şeydi bilmiyorum. Bizde de helva. Yani? Bizde de helva. Çayımız da şöyle. İçinde de meyve mi var? Böyle bir şeyler. Meyve varmış. Nasıl? Un helvası güzel. Bizim un helvası daha güzel. Ya bırak bu işleri. Tatlılarda biz daha iyiyiz. Neşer bu da, sen söylemesin. Bu ne çayydı Hagane? Meyve karışımları var. Meyve parçacıkları. Bir de tabi kuru yemiş var, normal. Artık gidiyoruz, yedik içtik, evet. Çayımızı falan. Evlilik yıldönümü kutlamamızın aynen. Sonuna geldik. Şimdi hepimiz tam çocuklarla birlikte 9 kişi bir arabaya, küçücük arabaya sığıp gideceğiz. Evet. Böyle de mihriban bir aileyizdir. Burada 180 çeşit çay varmış, 200 çeşit pilav varmış. Onların 1-2 çeşit. 180 çeşit. 1-2 çeşitini denedik tabii ki ve eve gidiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Buluşuruk.